Evet, maraton başladı. Şu anda Zeytinburnu'nda böyle bir hem de yürüyüş parkuruna geldik. Şimdi sokaklarda insanların görüşlerini sorduk. Ömer Arısoy'la da görüştük. Eksik bir şey var değil mi? Siz de katılıyorsunuz. Hani bana şimdi de söyleyeceksiniz. Ya sen AK Parti'nin adayıyla konuştun. CHP'nin adayı nerede? Vallahi Adil Emecan'ı aradım. Arkadaş dedi, ben çok yoğunum. Sen Zeytinburnu'na gelmişsin. Yoğunum. Seni arayacağım, bir başka gün görüşelim. Aslında ben istedim ki Ömer Arısoy'la beraber onları konuşturalım. Hani bir arada olmasalar da olabilirdi. Ayrı ayrı ama aynı anda, aynı videoda görüşlerini almak istedim. Fakat bugün müsait değildi, onu belirteyim ha. Bana kızmayın sakın. Kime oy vereceksiniz bu seçimde? Ben bu seçimde Ömer Arısoy beyefendiye oy vereceğim. Tabii ki AK Parti'ye vereceğim. İlçemizde de Ömer Arısoy'a vermeyi düşünüyorum. Ömer Arısoy'la yürümeyi düşünüyorum. AK Parti'ye, Ömer Arısoy'a. Ben karamsarım. Karamsar mı, kararsız mı? Karamsar, kararsız. Seçim geliyor, seçimim Tayyip Erdoğan. Onun yanındaki olanlara vereceğiz. Kime vereceğiz başka? Seçim geliyor, AK Parti alır. Zeytinburnu'nda, İstanbul'da, Türkiye genelinde. Daha çok katkı sağlayacağına inanıyorum. Çünkü Kültür Bakanlığı'nda çalışmış. Çünkü adamın içi gülüyor. Adam iyi işler başarıyor. Buna inanıyorum yapacağına. Oyum Ömer Arısoy'a inşallah. Hizmet yapacaklarına inanıyorum. Çalışacaklarına inanıyorum. Başaracaklarına inanıyorum. 5 sene başkan danışmanlığı, 10 sene başkan yardımcılığı yapmış, bakan yardımcılığı yapmış. Tercih yapalım. Siz olsanız kime oy verirsiniz? Çünkü çalışmaları var, projeleri var. Diğerlerinin projeleri yok. Ezbere değil, ben nereye oy verdiğimi bilmem lazım. Oy namustur. Mevcut istikrar var. Yapılanlar ortada, yapılacak olanlar da ortada. Bu istikrarı bozmamamız lazım. Aslen Giresunluyum. Giresunların Ömer Arısoy'u desteklediğine inanıyorum. Mesela biz mağduruz. Aşağıda evlerimiz yıkıldı. Müteahhite verdik. Çözdüler şimdi. 20 gün içinde seçimden önce halledin dedi. Halletti. Bak şimdi Ankara'da imar komisyonundan geçti. Şimdi işlerimiz yapılıyor. 350 hane. Adil Emecan yapamıyor mu bunu? Asla. Niye? Ne o ne etrafı verebilecek hiçbir şeyleri yok. Ancak kendi nefislerini doyururlar. Ki Adil Emecan'ı da severim yani. Ha. Ama durduğu yer yanlış. Benim adım da bir Rolex'i. Evet. Ha. Bana ne yükleniyorsun ya sen? Sen soruyorsun, ben söylüyorum. Ay bana böyle bir şey gibi yok, geldin ha. Kalbimde yani. Kalbimde olanı söylüyorum yani. Adil Emecan iyi birisidir ama yanlış otobüse binmiş. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ömrüm yettiğince oy vermem. Ülkenin Cumhurbaşkanı'na neredeyse küfür edercesine bir hareket eden bir lider liderlik yapamaz bu ülkede. Benim başkanım diyebileceğim bir insan. Güveniyorum ve destekliyorum. Benim çocuğum bir senedir inşaat mühendisi ve diploma evde gardolabın üstünde tozlandı. Çocuğumun psikolojisi bozuldu. Artı biz Samatya'ya gidiyoruz buradan. Fatih Belediyesi kendisine yolcu işe yapmış, ilgilenmiyor. Biz Zeytinburnu'nda Murat Aydın'dayız 20 senedir. Biz neden sürünerek Samatya'ya gidiyoruz? Şimdi başkan, ben burada sizin haberiniz olmadan Zeytinburnu'na geldim. Bir baktım ki siz burada mahalleyi dolaşıyorsunuz. Evet. Ne yapıyorsunuz? Günün belli saatlerinde insanları çok rahatsız etmeden hemşehrilerimizi selamlıyoruz. Zaman zaman meydanlarda mini mitingler yapıyoruz. Ne söylüyorsunuz? Mesela şu hanımefendiye ne söyleyeceksiniz? Merhaba. Merhabalar. Desteğinizi bekliyoruz. Şimdi tanıyor musunuz beyefendiyi? Evet, tanıyoruz. Hangi partinin adayı? AK Parti. Beyefendi Mahallemizin değerli sakinleri merhaba. Hanımefendiler, beyefendiler merhaba. Memleket işi, gönül işi diyerek çıktığımız bu yolda AK Parti Zeytinburnu Belediye... Biz burada Zeytinburnu dolaşıyoruz, siz de dolaşıyorsunuz. Böyle almışsınız mahallenin tamamını, mahalle mahalle dolaşıyorsunuz. Ben bir şey merak ediyorum. Bu bakanın birisi gidiyor, birisi geliyor. Yani sizin ne özelliğiniz var, bakanlar hep sizin için geliyor? Efendim biz Ankara'da 26 ay görev yaptık. Şu anda görev yapan arkadaşların büyük bir kısmı bizim 20 yıldan 25 yıldan bu tarafa arkadaşlarımız, dostlarımız. Biz ömrümüzün bu zamanına kadar dost biriktirdik. Şimdi sağ olsunlar Zeytinburnu meselelerini çözmek üzere, Zeytinburnu'nu daha iyiye, daha güzele götürmek üzere hepsi yıla revan oldular. Kendilerine minnettarım. Burada biliyorsunuz önümüzdeki 3,5 yıllık, 4,5 yıllık dönemde yeni bir seçim olmayacak. Ben burada burada evlenmiş, burada baba olmuş Zeytinburnu'nun bir evladı olarak bu önümüzdeki dönemde, bu önümüzdeki seçimsiz 4,5 yıllık dönemde
hem Büyükşehir Belediye'mizin hem de Ankara'nın imkanlarını buraya seferber edeceğimi söylüyorum. Sağ olsun bakanlarımız da geldikçe bunu tekrar ediyorlar ama biz zaten biliyoruz. Ankara'nın imkanını buraya yansıtarak başta kentsel dönüşüm olmak üzere, milli eğitimde yeni okul yapılmak üzere dün Mustafa Varank Bakanımız buradaydı. O da istihdama dair açıklamalar yaptı. Burada Ankara ve Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yeni bir evreye Zeytinburnu geçebilir. En başta kentsel dönüşüm Zeytinburnumuzun bir ihtiyacı. Burada 15 yıl görev yaptım ben Zeytinburnu Belediyesi'nde başkan yardımcısı olarak çalıştım. Hem Zeytinburnu Belediyesi'nin imkanlarını biliyorum, hem 2 yıl TOKİ'de strateji başkanlığı yaptım. Orada bütçeyi yönettik, birimleri, bütçeyi hazırladık, onaylattık ve yönettik. Dolayısıyla kentsel dönüşüm meselesinin altından bir ilçe belediyesinin tek başına altından kalkmasına imkan yok. Burada bakanlığın desteğine ihtiyacımız var. Bir haber gördüm. Zeytinburnu baştan sona yenileyeceğim demiş. Ne mesela? Nasıl yenileyeceğiz? Çevre Şehircilik Bakanımızla biz Ankara'ya gittiğimizde de söylemişti. Buraya geldiğinde de söyledi. Burada geniş ölçekli planlarla hep söylüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçeveyle rıza ve mutabakatla yerinde dönüşümü Çevre Şehircilik Bakanımızla birlikte sağlayacağız. Bu akşam da yine Konyalı hemşehrilerimizin buluşmasına katılacak Sayın Bakanımız. İstanbul'da ve programı müsaitmiş. Burada bakanlığın desteği son derece önemli. Bakanlığın desteğiyle birlikte... Sen Ömer Arsoy, bakanlığın diyorsun, Süleyman Soylu geliyor diyor ki emrindeyim. Kurum geliyor diyor ki emrindeyim. Yani daha ne olsun? Sağ olsun. İçişleri Bakanımız da çok büyük destek veriyor. Burada son zamanlarda bir miktar güvenlik endişesi ortaya çıktı. Bunu yine İçişleri Bakanlığımızın desteğiyle çözeceğiz. Bakan Bey orada gerçekten çok güzel desteklerde bulundu. Zaten şimdi de bunu rahatlatıyoruz ilçemizi. Günün her saatinde eş ve çocuklarımızın sokağa çıkabileceği bir halde tutmaya devam etmek istiyoruz. Biraz İçişleri Bakanlığımızın katkısına, desteğine ihtiyaç var gerçekten. Ben bir şey söyleyeceğim. Şimdi bugün bir video gördüm. O videoda rakibiniz diyor ki Tayyip Erdoğan beni çok severdi diyor. Şimdi ben Büyükşehir Belediyesi'nde ben bunu Zeytinburnu'da başkanken Tayyip Bey var. Tayyip Bey Zeytinburnu şehri İstanbul'da en çok sevdiği belediye başkanlığına biri ben. En çok sevdiği belediye başkanlığına biri ben. Ne diyeyim? Yani, biz... Tayyip Erdoğan sevgisi niye ihtiyaç duydu acaba böyle bir şey anlatmaya? Şimdi tabii herkes Sayın Cumhurbaşkanımızın Zeytinburnulu hemşehrilerimizin Sayın Cumhurbaşkanımıza olan sevgisinden yararlanmak istiyor. Ama ben sizinle daha önce yaptığımız konuşmada da söylemiştim. En doğru tabir herhalde büyük abidir. 90 yılında kendilerine hizmet etme imkanımız oldu. Buraya tensip buyurdu. Burada onun yüzünü artacak bir sonuç için çalışıyoruz. Şunu söyleyeyim, biz seçim sonucundan herhangi bir endişemiz yok. Ama buradan iyi bir sonuç çıksın istiyorum. Hemşehrilerimden bunu bekliyorum. Buradan iyi bir sonuç bizi Ankara'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin nezdinde çok rahatlatır. Biz gerçekten bu memlekete, burayı biz memleket olarak tarif ediyoruz. Hepimiz Türkiye'nin dört bir yanından geldik, burayı memleket bildik, yuvamız bildik. İnsan evini, yuvasını büyütmek, genişletmek, ferahlatmak istemez mi? Ben de bunu yapmak istiyorum. Diyor ki genç bir kız, ya diyor adam çok güzel gülüyor, bana enerji saçıyor diyor ya. Yani, sağ olsun. Hemşehrilerimizin çok büyük teveccühü var. Nereye girebilirsek olabildiği kadar imkan çerçevesinde herkese temas etmek istiyoruz. Temas ettiğimiz her insan sağ olsun büyük bir teveccüh gösteriyor. Dokunmanın faydası diyorsunuz. Kesinlikle öyle. Seçmen mutlaka dokunmak istiyor. Dokunabileceği kişiyi arıyor. Ben de bu vesileyle sizin aracılığınızla söyleyeyim. İnşallah 1 Nisan'dan itibaren de 7'den 70'e herkesin ulaşabileceği bir belediye başkanı olacağım. Bak, bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Biz Zeytinburnu'nda yeni ve temiz bir sayfayız. Bütün ezberleri unutturacağız inşallah. Hayırlı olsun inşallah. Çok teşekkür ederim. Başkan. Çok sağ olun. Beyefendi Mahallesi'nin değerli sakinleri merhaba. Hanımefendiler, beyefendiler merhaba. Ama Murat Aydın'ı aldınız. Olmadı. Siz mi belediye başkanı oluyorsunuz? Evet. Yani ben Cumhurbaşkanımıza kızdım. Bizim Murat Aydın'ımızı aldı burada. 3 dönem kuralı var. İnşallah. Ben onu aratmayacağım. Var mı verdiğiniz bir isteğiniz? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Biz burayı daha çok kalkındırmak, güzelleştirmek için geldik. İnşallah, inşallah. İnşallah bütün sorunlarımı Ankara ile birlikte çözeceğiz. Başkanım hayırlı uğurlu olsun. Sonuna kadar seninleyiz. Çok teşekkür ederim. Kalbinden, gönülden. Bize güvenenlerin yüzünü artacağız. Bize güvenenlerin yüzünü artacağız. Sonuna kadar. 24 saat çalışacağız. Evet, Türkiye iyice seçim havasına girdi ve şu anda İstanbul'dayız. Artık sokağa çıkma zamanı dedik ve ilk durağımız Zeytinburnu oldu.
Geldim Zeytinburnu'nda biraz vatandaşlarla konuştum. Tepkili olanlar da var. Oyunun rengini belirleyenler de var. Hala kararsız olanlar da var. AK Parti Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy ile biraz dolaştık. Halkın ilgisini yakından gözlemledim. Aslında 20 yıl boyunca burada görev yapan Murat Aydın'a özlem var, sevgi var ve bir kadın şöyle dedi. Ben Cumhurbaşkanımıza kırgınım dedi. Bizim Murat'ımızı aldı. Ama Ömer Arısoy da Murat Aydın'ın yerini dolduracağına dair kendisine söz verdi. Büyük bir ilgi var. Hele hele şu sepetlerin yukarıya çekilmesi, hediyeler verilmesi. İnsanlar AK Parti'nin adayına sıcak. Fakat sokaklarda da farklı söylemler var. Adil Emecan'ı tutanlar var. Ömer Arısoy'u destekleyenler var. Bildiğiniz gibi HDP burada aday göstermemiş. CHP ile AK Parti arasında geçecek bir seçim. Ömer Arısoy kendisine çok güveniyor, iddialı konuşuyor. Bakan desteği, hükümet desteği, Cumhurbaşkanı desteğinin arkasını almanın keyfini yaşıyor diyebiliriz. Bakalım bu keyif 31 Mart'a yansıyacak mı? Hep birlikte bekleyip göreceğiz.